Arkadaşlar bu bize sırtını dönmüş arkadaş ne? Tabii ki tahmin edebildiğiniz bir güneş paneli. Böyle bir şey. Ben size bunlarla ilgili bir şey anlatayım. Verim sorunu. Bunlardaki verim sorunu arkadaş var. 2-3 temel konular oluyor. Bir. Bu panelin gücü kaç watt? Diyelim ki 100 watt. 100 watt ne demek? Ortalama 6 amper verebilir demiş ki, Güneş altında. Sizin yüze. Buna 6-7 amper sizin verebilmesi verebilmesine arkadaşlar şuradaki kablo kesitleri var ya bakın. Tabi bu biraz KFK'de kullandığı için böyle bir şey yaptık biz buna da. Buradaki kablo kesti arkadaşlar amper taşıyabilmesi için Artı bir de siz bunu yüksek mesafe çekiyorsunuz ya. Yüksek mesafede mesela ne kadar yani kaç metreye çekiyorsunuz. Kablo mesela uzadıkça arkadaşlar kablonun şu kesti artması gerekir. Kest artmayınca ne olur? Mesafe uzadığı için akım düşer. Amper düşer. Şimdi şu elimde gördüğünüz 4 mm kablo. Siz bu panel alırken adam buna 4 mm kablo yapmış arkadaşlar. 100 watt, 150 watt, 200 watt. Hani bazıları büyük panellerde 10 amper akıyor. Bizim tabi bu yaratıcı elektricilerimiz bunun kendi kablosu 4 amper çekiyor ya 4 amper çekiyor diyorum 4 milimetre ya buna iki buçuk kablo Bir buçuk elektrik kablosu çekiyor. Ondan sonra ne oluyor? Bu güneşi göğe sizin aklınıza basması gerekiyor. 6, 7, 8, 10 amper kablo kesin dolayı basamıyor. Bunu kesinlikle unutmayın. Artı bir de doğru şarj kontrol cihazı kullanın. Adam iki tane birbirine panelle paralel bağlamış. 10 amper şarj kontrolü koymuş. panellerin güneşler hava doğru 18-20 amper verebilmesi lazım arkadaşlar. Zaten bu şimdi 4 mm kablo diyelim ki bir de şu olay var. Diyelim ki çatınızda 3-4 tane panel var. Bunu paralel ediniz arkadaşlar. Maksimum 3'e kadar mesela hani Diyelim 250 wattlık panelleriniz var 24 volt. Maksimum 3 panele kadar zaten bu 4 mm kablo taşıyabilirsiniz. Eğer panel sayesinde orada çıkarsanız güneşli havada böyle bu kablonun yandığını göreceksiniz. Çünkü panelleriniz büyükse panelden 30 amper civarında bir 30 amper civarında akım geçmesi gerekecek. Bu elimdeki kablo bile maksimum 24-25 amperlere kadar verimli çalışabiliyor. Ateş olur bu. Artı o kadar akımı taşıyamadığı için de siz panelden İstediğiniz elektriği alamadığınız için de akıyor voltaj gelmeyince istediğiniz verim alamazsınız. Yani şu üzerine gelen 4 mm kablo var ya. 4 mm kablo ile bile 2-3 paneli paralelleyip içeri götüreceğiniz arkadaşlar hani 2 ya da 3 paneli geçmesin yani. Ben görüyorum hatta bir iki kişinin de gittim adam bahçeye öne yapmış. 4 tane 5 tane panel arkadaşlar böyle 4 mm kablo getirmiş. Ya kablo elim bir dokundum böyle yanıyor kablo. Daha da taşıyamıyor. İyi bir yangın mangı çıkarmamış. Hemen panelleri ayrı ayrı böldük, grupladık. Rahatladı. Artı dediğim gibi şarj kontrol. Kafanızda şöyle bir şey olsun. En basit haliyle. Bir tane panel için ortalama 10 amper gerekiyor. Şu anki panellerde. Hani bu şimdi panele giderek geldi, Şu Akım arttı mı? Bir tane panel için belki 10 amper yetmeyecek de. Bugünün panellerinde bir tane güneş paneli için 10 amper olması gerekiyor. Yani siz 4 tane güneş paneli birbirine paralel bağlamayı düşünüyorsanız arkadaşlar 40-50 amperlik taş yani şarj kontrolü olması lazım. Artı böyle benim tavsiyem 4-5 paneli bağlayacaksan birbirine böyle en az bir 50 amper civarında da bir şarj kontrol cihazı alın ki zaten bu güneş akşama kadar olan bir şey değil. Güneş karşıda da o 9'da. 9'da bu akım basma başlayacak işte 3 saat 3 herhalde. 3 gibi olur. 3 4 bulun konuma göre değişir de. O saate kadar akım basacak bu. Ondan sonra zaten verim alamayacaksınız. Bunun zaten bir de şey olayı var. Firmalar da aynısınız. Elektrikçiler Bulutlavada da patlar şu bu. Bulutlavada zaten hiçbir şey yapamıyor. Bulutlavada bulunduğunuz yerde verim sorunu varsa panel sayısını arttırın. Çünkü bunlar güneş göre tasarlanmış. Adı zaten bunun ne? Güneş paneli. Yani bunun güneşte çalışması gerekiyor. Satmak isteyen firmalar ışıklı ışık mışık yalan. Bu güneşi gördüm. Bu siz panel diyelim ki size 8 amper veriyor. Güneş gittim 2 amper 3 amper veriyor. Ama yani hepsi hikaye. Ha, bulunduğunuz yerde dengesiz bir güneş olayı varsa ya da yaz kış ritmi kullanmak istiyorsun panel sayınız çok olacak. Hani en azından ışık olmadığında 2 amper bassa bile tek panel 2 amper basar. 10 tane panel 10 amper basar gibi mantıra düşüneceksiniz. Bir de demek ki dediğim olay bu mesafe diyelim ki panelden içeriye akülenin olduğu yere kadar çektiğiniz mesafe uzatışı arkadaşlar kablo kesin arttırın. Yani şu ben kendi tecrübelerime göre 4 milimetrede bile verim aldım maksimum benim Üç panelle Yani maksimum 5 metre. Ondan sonra yine sıkıntı yani. 10 metre, 15 metre yapacaksanız bunun kablo kesin en az böyle 6 milim bir şey yapın. Veya varsa 10 milim yapın. Çünkü mesela burada kablo kesin artması gerekiyor. En basına elektrikten örnek alın yani. Bir yerden bir yere bahçe bir elektrik çekerken niye 2x2.5 çekmiyorlar da kablo kesin büyük, büyük kullanıyorlar. 4x16 gibi kablo kullanıyorlar gibi. Onun için çoğu şeyden kendiniz takip olun. Elektrikçe bu işi bırakmayın. Çünkü ben birkaç kişi işini yaptım. Adam böyle 3-4 tane panel takmış. Ben elektrik için ben bilirim diye adama satmış. Adam verim alamıyor. Bıkmış. Gittik hepsini tekrar revize etmek zorunda kaldık. Kablo kesten dikkat edin. Ya yani bir panelin üstünde kablo neyse en azından onun gibi kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Artı bir de şimdi bu panellerde şey kullanıyor arkadaşlar. Diyot. Diyot şurada bir tane bakın. Ben size hatta bir tane diyot göstereyim. Bu değişir. Şimdi biraz wattlı büyük panellerde arkadaşlar şöyle 6 amper diyot olur. Bunun gibi şeylerde küçüklerde 3 amper, 1 amper diyot oluyor. Şimdi bu diyot arkadaş arzala benim bir şey. Bunu şurada arkadaşlar art ile arasında yapıyorlar. Neden? Gece deşarj olayını önlemek için. Gece yani panelde biraz kendisi kullanmak istiyor şarj kontrolden ya. Çünkü şarj kontrolünün üzerindeki MOSFET transistörler iki yönlü çalışabilen şeyler. Yani gündüz size şarj ederken o MOSFET'ler gece de buradan aldığı beslemeyi panele gönderebilen şekilde daha hani o konuyu tam geliştiremediler. Şöyle patlıyor, böyle patlıyor, şöyle iyi diye şarj kontrol cihazı satmaya çalışan firmalar da o konuda gelişmiş bir şey değil. Ha, çok kaliteli onlar şarj kontrolü panel parası o da ayrı bir şey. Benim tavsiyem böyle bir şey sistemi yapma düşünüyor inverter İnverterle falan yaparsanız akıllı inverter kullanın. Onların yapısı biraz daha değişik. Şimdi arkadaşlar bu diyot da arzu oldu mu? Şöyle eliniz dokunuyorsunuz. Bakın. Bu diyot böyle ateş gibi yanar. Bir güneşle havada yapacaksınız bunu. Arızalı oğlum. Ateş gibi yanar bu. Normalde bu diyot üzerine hiçbir şekilde ısı olmaması lazım. Ateş gibi yanar. Bu ateş gibi yanınca ne oluyor? Bu panel sizin akümünüzde güneş altında 8-10 amper vermesi gerekirse veremiyor. 1-2 amper veriyor. Veya burada akümünüzün voltajı yükseltmesi gerekiyor ya. 14.4, 14.2 akü voltajı yükseltemiyor. Yani 13'ten yukarı geçemiyor. 12'den yukarı geçemiyor. Sıkıntılar burada başlıyor. Herhangi bu tarz sorunlarınızda ilk önce benim tavsiyem biraz daha büyük paneller, Şöyle büyük kapak vardır. 3-6 diyot vardır. Hepsini tek tek böyle dokunun. Arıza tespit edin. Artı bu sistemlerde mümkün mertebe. Şöyle ben size ışığı yaktım. Ama ne yapıyor? Işıkta da biraz daha sıkıntı oluyor. Şuradan nerede o? Diyotu umarım biraz daha görmüşsünüzdür. Şurada hemen şöyle küçük bir diyot arkadaşlar. Bu tür sistemlerde arkadaşlar güneş panel sisteminde hibrit yapın. Çünkü panelin gündüzü var. Gecesi yok. Türbün ortalama rüzgar olan yerde arkadaşlar Gece de çalışıyor, gündüz de çalışıyor. Panelin o gece durduğu açıyor, türbün kapatıyor. Ben bizzat bunu kendim tecrübe ettim. Size tavsiye ederim. Kesinlikle bu tür sistemleri hibrit kullanın. Bu bir şey olmaz, olur falan filan çok güzel. Bu sistemler patlıyor gibi şeyler söyleyip size satan satıcılara inanmak yerine biraz daha tecrübelerimize güvenin. Çünkü biz kaç senedir deniyoruz. Hibrit olmayan sistemler verimsiz. Art dediğim gibi bu kablo olayları, diyot arızası yani bu panel işi biraz hani bas gibi de takip etmeniz gerekiyor bunda. Yoksa tam kapasite kullanamazsınız. Burnunuzdan gelir. Bir de şöyle bir olay var. Siz bunu diyelim ki takip etmediniz. Bu şimdi akü dengesi şarj edici için aşağıdaki jel akünüzü işte asli akü. Bu sefer akü her seferinde kapasite ulaşamadığı için hani mesela jel akülerde %70-80 kapasite de aküler her seferinde 95-98 kapasite ulaşmak ister. Ki arabalarda o yüzden 14-4'tür mesela. Arabalarda kullanılan asla akülerde falan. Şimdi bu panelini doldurma için ne yapar? Akü ömrü de azalır. 3 sene gidecekse 1 sene 3 sene gider. Böyle bir sıkıntı var. Yani bu tür sistemleri yaptığınızda arkadaşlar de biraz takip edin. Artı açı. Şimdi ben çatları görüyorum arkadaşlar bunu. Bunun böyle en azından 40 derece açılı durması gerekiyor. Bunu. bunu bir kafayı iyice bir yazın. Ortalama kendi şeyine göre 60 diyorlar da. En azından şöyle 40 değil. biraz kaldırın yani. Çünkü zaten üretici firmalarda söylüyor. Bunların şimdi bir de ne olayı var? Mono ile poli var. Hani monoların biraz daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ama işte ben söyledim ya az önce size. Ya ben hepsinden aldım. Denedim. Bu sistem düzgün kontrol ettikten sonra artı en önemli şey güneş olması gerekiyor arkadaşlar. Hadi üstünde güneş paneli bu. Yani güneş yoksa bulunduğunuz yer yeteri kadar ne yapsanız yalan. Onun için firmalara pek bile bir güvenmek yerine benim tavsiyem kendiniz bir araştırın. Bu dediğim takip etmeyiz kısımları da unutmayın. Artı şahs kontrolde MPPT kullanın. Çünkü normal şahs kontroller panelden %80-85 verim alıyor. MPPT'ler panelin %98-97'sini kullanmaya çalışıyor. Öyle bir sorun var. Ha biraz pahalıdır. MPPT şarj kontrol cihazı ama cihaz biliyorsunuz klasik bir şey var. Kalite ucuz olmaz. İnşallah bu da biraz sizin için bilgili veya faydalandığınız bir şey olmuştur. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben size çünkü genelde başıma gelen şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Bunlar hep tecrübeyle sabit.